Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de sizi Sivrihisar'a götürdüm. Burası Sivrihisar ve Eskişehir'in bir ilçesi. Malumunuz Gönül Dadisi burada çekiliyor. Eskişehir denince benim için akan sular duruyor. Çünkü en çok sevdiğim şehirlerden bir tanesi Türkiye'deki. Burası aynı zamanda Sivrihisar Nasrettin Hoca'nın, Yunus Emre'nin, Hızır Bey'in doğduğu yer. Ve Çaldağ'ın eteklerinde böyle dik yamaçların ardında kurulmuş bir yerleşim yeri. Ve şimdi yukarıda bir saat kulesi var. Bu saat kulesine doğru çıkacağız. Gönül Dağı dizisi Sivrihisar'da çekiliyor. Diziye konu olan hikayeler Yozgat Bozkırı'nda geçiyor. Dizideki araç plakalarının 66 olması nedeni bundan ötürü. Çünkü Sivrihisar'da plaka kodu 26. Filmde gördüğünüz Gedelli Köyü ise burada ne yazık ki değil. Köyün asıl kurulu olduğu yer Niğde ilinde Ulukışla ilçesine bağlı bir köy olarak geçtiği için orada yer alıyor. Buraya kadar gelmişken birazcık da Nasrettin Hoca'dan bahsedelim. Nasrettin Hoca 1208 yıllarında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin Hortul köyünde doğmuş. Kadılık yapmış zamanında. İşte davalara falan bakmış, katiplik yapmış. Daha sonrasında öldüğünde Akşehir'e gömülmüş. Fakat bir sanduka bulunuyor ve bu sanduka Eskişehir'de Sivrihisar'da bulunuyor. Dolayısıyla Sivrihisar'da defin işleminin yapıldığı düşünülüyor. Şimdi burada bir kültür evi var. Sivrihisar Kültür Evi. Oraya gideceğiz ve orada bununla ilgili nedir ne değildir, oradaki sanduka üzerinde neler yazılmış, bunları yerinde öğreneceğiz. Şimdi burada bir açık hava müzesi var. Metin Yurdanur. Burayı da biraz sonra sizlerle birlikte gezeceğiz. Kule 1899 yılında dönemin belediye başkanı Hacı Mehmet Efendi tarafından yaptırılmış. Kulenin özelliği şu, saat tamlarda kaç ise o kadar çalıyor. Yarımlarda ise sadece bir kere çalıyor. Buradan Sivrihisar'ı görebiliyorsunuz. Zaten dizinin çekildiği yerlerde buralarda geçiyor. Mesela şurası Sefer'in dolmuş minibüsünün olduğu yer, ilçeye diye bağırdığı yer. Burada Ulu Cami var. Buradan Sivrihisar'ı 270 derecelik açıyla panoramik olarak görebiliyorsunuz. Şimdi burada Saat Kulesi'nin hemen eteğinde Türkiye'nin ilk açık hava müzesi. Hemen şu arkamda görmüş olduğunuz açık hava müzesi. Bu arada bu Gönül Dağı diye geçiyor ama burada Gönül Dağı diye bir dağ yok. Gönül Dağı diye bir dağ zaten Türkiye'de de yok. Neşet Ertaş'ın o şarkısındaki Gönül Dağı bir yani benzetme, şöyle söyleyeyim, yara gibi. Yani herkesin içerisinde bir gönül yarası vardır ya, oradaki dağ dağlamaktan gelen bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla bu da Çaldağ ama dizide Gönül Dağı diye geçiyor. Orada da görmüş olduğunuz gibi bir yazı var. Biraz sonra onun yanına da gideceğim. Gönül Dağı diye şurada yazıyor. Resim falan çektiriyorlar. Keza biz de bir resim gelmişken çektiririz. İşte hani filmde geçen sahneler, dağa çıkıyorlar falan ya, o sahneler burada çekiliyor. Bu arada biraz Metin Yurdanur'dan bahsetmek istiyorum. Bu aşağıdaki açık hava müzesiyle ilgili.
Geziye ilk kuleden başlarsanız burası hemen kulenin altında bulunuyor. Zaten açık hava müzesi, yanında da kilise var. Bu bölgeyi, kiliseyi ve açık hava müzesini gezebilirsiniz ve hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz. Buradan sonra da şehrin içine doğru inmeye başlayacağız. Filmde kullanılan mekanları size göstereceğim biraz sonra. Ama şimdi önce bir kiliseyi de ziyaret edelim. Evet, burası bir Ermeni kilisesi. Surp Yerortotyun Ermeni Ortodoks Kilisesi. Kilise 1876 yılındaki yangında büyük ölçüde zarar görmüş. 1881 yılında ise Patrik Nerses Verjabedyan döneminde Mimar Mintas Panoyat tarafından yeniden inşa edilmiş. Abdülmecit döneminde Kırım, Kafkasya'dan göç eden Ermeniler önce buraya geliyor. Sivrihisar'a yerleşiyor. Dolayısıyla geldikleri için burada bu kilise var. Daha sonrasında da topluca Ermeniler Suriye'ye göç ediyor. Dolayısıyla Suriye'de bugün Ermeni nüfus niye var diyorsak, işte o dönemde, yani Abdülmecit döneminde yapılan o göçle, topluca göçle buradan da Suriye'ye gidiyorlar. Suriye'de Ermeni nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yer Halep ve Suriye İç Savaşı patlak vermeden önce Suriye'de yaklaşık 80 bin civarında Ermeni'nin olduğu da düşünülmekte. İşte burası onlar döneminde yapılmış bir Ermeni Ortodoks Kilisesi. Arkadaşlar, bu alandan çıktık. Biraz önce saatten bahsetmiştim ya size. Şu anda saat kaçmış, o kadar çalacak. Bakayım kaç. 11. 11 defa çalacak. Saat 11 defa çalacak şu anda. Evet, çaldı ve sustu. Şimdi biraz önceki Metin Yurdanur heykel, açık hava heykel müzesinden dosdoğru aşağı indiğimiz zaman Münir Başkan'ın evine, hani şu Asuman'ın ve Ramazan'ın sahnelerinin çekildiği bir balkon vardı, biliyorsunuz. Ramazan o balkona tırmanıyordu. Kız isteme sahnesinin olduğu yer. Burası da Metin Yurdanur evi. Kültür evi. Evet, şimdi arkadaşlar Münir Başkan'ın evine geldik. Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi'nden aşağı dosdoğru indiğiniz zaman ilk göreceğiniz yer Münir Başkan'ın evi olacaktır. Gönül Dağı dizisini izleyenler bilir. Asuman ve Ramazan biliyorsunuz uzun bir dönem kavuşamadı. Hatta Münir Başkan engel oldu. Felç geçirdi o dönemde. İşte bu evde istirahat ediyordu. Başkanımız engel olmaya çalışsa daha sonra sevenler kavuştu, biliyorsunuz. Yan tarafında balkonu size göstereceğim. Burası da Ramazan'ın tırmandığı balkon. Şimdi buradan devam edeceğiz. Biz aşağı doğru ineceğiz ve nereye gidiyoruz biliyor musunuz? İlçeye. Seferin dolmuş durağına gidiyoruz. Buralarda onarım çalışmaları var. Evlerin bir kısmı tabii artık tıs çektiği için yenileniyor. Münir Başkan'ın evinden hemen böyle bir sağ yapacağız. Dosdoğru ilerlediğimiz zaman meydana gideceğiz. O meydanda aynı zamanda Sefer'in köfte dükkanı da vardı. Sefer'in minibüs durağı ve ayrıca bir zamanlar Zahide ile beraber köfte sattıkları meydan. Sefer ilçeye gitmek için burada ilçeye diye bağırıyordu. Dizi izleyenler hatırlar. Tam minibüs şurada duruyordu. Tam burada duruyordu. Buradaki Kılıç Mescidi olarak inşa edilmiş caminin minaresi. Mescit
yıkılmış ve burada bu şekilde sadece minaresi durmuş. 1244 yılında mescit burada inşa edilmiş. O zamanki mescit tabi ahşap bir mescitmiş. İşte zamana dayanamamış öyle söyleyelim ama burası seferin minibüsün olduğu meydan. Şimdi sizi Nasreddin hocamızla ilgili bilgiler bulabileceğimiz Nasreddin Hoca Sivrihisar Kültür Evi'ne götürüyorum. Burası Saat Kulesi'ne giden yol üzerinde. Seferin dolmuş durağının olduğu yerden hemen soldaki ilk sokaktan sapıyoruz ve yokuş yukarı çıkıyoruz. Henüz Google Map üzerinde yeri yok, o yüzden bunu anlatmak istedim. Burası Sivrihisar Kültür Evi. Google Map'e henüz haritalara düşmediği için dediğim gibi seferin minibüsü dolmuş durağından ilk soldaki sokaktan yukarıya çıkıyoruz. Şimdi burada size göstermek istediğim bir kilim var. O kilim zamanında buradaki kale fethedilirken nasıl fethedilmesi gerektiği ile ilgili motiflerin üzerine işlendiği, aslına bakarsanız bir nevi harita gibi bir şey. Bir onu göstereceğim. Bir de bir hikaye var. İnternet üzerinde okudum, araştırdım fakat tam emin olamadım. Şimdi Nasreddin hocamız burada Sivrihisar'ın Hortu köyünde doğuyor. Fakat öldüğü yer olarak Akşehir diyorlar. Orada da bir sanduka var, burada da bir sanduka var. Orada mı gömülü, burada mı gömülü? Burada aslına bakarsanız kızının kemiklerine falan rastlanıyor ama orada da bir sanduka bulunuyor. O sandukada da Nasreddin Hoca'nın ölüm tarihi tersten yazılıyor. Tersten yazılmasının esprisini Nasreddin Hoca'ya bağlıyorlar. Biliyorsunuz Nasreddin Hoca vakti zamanında böyle espriler yapan bir insan. Her ne kadar katip olsa da, işte mahkemelerde görev alsa da. Şimdi burada bunu doğrulamaya çalışacağız. Bu bilgileri tazeleyeceğiz. Bakalım orada mı gömülü, burada mı gömülü? Şimdi burada Nasreddin Hoca'nın bir mezar taşı kitabesi bulunuyor. Bu kitabe. Bu kitabe aslı Ulu Cami'de, buradaki Ulu Cami'de. Üzerinde böyle bir yazı yazıyor. Nasreddin Hoca'nın kızının da aynı zamanda mezar taşı kitabesi burada. Nasreddin Hoca'nın kızının mezar da 3 aylık kazı neticesinde kemikleri burada olduğu için burada olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Nasreddin Hoca ile ilgili şöyle bir şey var. Yani Akşehir'de de öldüğü söyleniyor. Kırşehir'de de öldüğü söyleniyormuş. Burada da öldüğü söyleniyor. Fakat hiçbir yerde kemikleri yok. Akşehir'de olan zaten anıt mezar. Buradaki de hani tam böyle bir sanduka var ama şöyle diyebiliriz. Zamanında çok seven birisi de onun için bunu yaptırmış olabilir. Yani kemiğine rastlanmadığı için kesin burada da diyemiyoruz. O yüzden ama şöyle söyleyeyim. Sonuçta Sivrihisar'ın Hortu köyünde doğmuş mu? Buralı mı? Buralı. Yunus Emre de buralı. Hızır Bey de buralı. Daha sonrasında hoca Akşehir'de yaşamış. Buradan biraz daha devam ettiğinizde Hortu'da Nasreddin Hoca'nın evi de var. Gitmek isteyenler orayı da ziyaret edebilirler. Şimdi burayı biraz gezelim. Hoca Nasreddin geldi. Evet, karşınızda Nasreddin Hoca. Benziyor mu bilmiyorum ama evet. Şu anda Nasreddin Hoca Kültür Evi'nde Nasreddin Hoca sarıyla birlikte, cübbemizle birlikte evi dolaşıyoruz. Burada da Sivrihisar'a özgü yemekler var. Ben bir kısmını biliyorum. Mesela bu lahana dolması, buna kelem diyorlar. Bamya çorbası, gene yaprak sarma, börekleri var. Ondan sonra bu dövme sucuk, burada Sivrihisar dövme sucuğu meşhur. Bunlar
buraya özgü yemekler. İnşallah buralara kadar gelmişken bu yemeklerin de lezzetine bakacağız. Tabii bunlar maket. Burası bir müze olduğu için şu anda sergilenen buradaki yemekler maket. Ama şu sofrada görmüş olduğunuz buraya has lezzetler. Bakın şimdi bu kilimde desenler var. Belirli desenlerin ne olduğunu size kilim müzesine gidince anlatacağım. İşte göz olan var, silah olan var, kılıç olan var. Ama burada önemli olan şey şu. Şurada görmüş olduğunuz şu olaylar var ya. Şöyle kesit kesit gidiyor. Bunların her birisi bir plan. Yani şimdi bunu kale gibi düşünürseniz girişini, kaç tane muhafız olduğunu, işte kapıların nereye açıldığını falan... Bunları o şekilde anlatmış. Şurada görmüş olduğunuz şu resimlerin, bunların ne olduğunun motiflerini ben size birazdan camiden sonra kilim müzesine gideceğiz. Bakayım saate. Yetişirsem, yetişmezsem de öğle yemeğinden sonra göstereceğim. Orada o motiflerin, şimdi buna dikkatli bakın, özellikle şuradaki maviye, bunların anlamlarını size orada açıklayacağım. Ve siz de o zaman bunu haritayı okumuş olacaksınız. Daha sonradan o anlamları duyduktan sonra tekrar buraya dönersiniz, bakarsınız. Buradaki beyazlar kalenin duvarları oluyor. Surlar olmuş oluyor. Sağdaki, soldaki beyazlar. Yandakiler muhafızlar. İşte hangisinin kılıçlı olduğunu falan gösteriyor. Şarj kablomu unutmuşum. Batarya bitiyordu. O yüzden arabanın yanına döndüm. Gelmişken hemen bir şey anlatayım. Orada anlatamadım çünkü batarya bitti. Orada görmüş olduğunuz kilim büyük boyutlu ve sonradan işlenmiş yeni bir kilim. Yani yıllanmış bir kilim değil. Bahse konu geçen o harita olarak işlenmiş kilim zamanında oraya gönderilen, yani saraya buradaki devlet tarafından bir kız gönderiliyor. O kız o kilimi işliyor. Kilimin boyutları ufak, ufak boyutlu bir kilim dokuyor ve 5 kapılı kilim diye geçer. 5 giriş kapısını anlatıyor o görmüş olduğunuz 5 tane şu hareket. Orada dokunmuş olan sonradan dokunmuş. Yani onun benzeri olarak dokunmuş bir şey. Orijinali zaten bulunamamış. Evet, şimdi devam ediyoruz. Burası Türkiye'nin en büyük ahşap direkli camisi. Burası 600 metrekarelik bir alana kurulmuş iki katlı bir müze ve müze 2020 senesinde açılmış. 42 sergi alanı bulunuyor. Evet, şimdi arkadaşlar buradaki motiflerin anlamlarını ben size söyleyeceğim. Şimdi bunlar, şunlar kale duvarları. Şurada görmüş olduğunuz kalenin duvarları. Kapının girişleri, girişlerinde bulunan işte askerler. Kaç tane asker varsa onlar işte kaçı kılıçlı, kaçı silahlı. Bunları anlatan bir hikayeyi anlatıyor, yani oradaki kaçış planını anlatıyor. Ama bu büyük olarak dokunanı o zaman yapılmış olan şöyle ufak bir şey, kilim. Ama o dönemden bu döneme bunlar dokunuyor fakat yaşatılmak için
esas orijinal motifli olan kedim yok. Ama bunların daha büyüğü, yerde olanı var. Sivrihisar Kültür Evi'nde bu kilimin hemen önündeki sininin altındaki kilimde de aynı motif vardı. Şimdi motiflerin anlamlarını burada mesela şöyle gösterelim. Mesela şu keçi boynuzu, bu figürü mesela kilimlerde görüyorsunuz. Koç boynuzu, kavuk, kayıklı topu. Mesela şu motifi de sıklıkla görürsünüz. Karabalık demekmiş. Bakın şu mesela merdiven motifi. Biraz önce gösterdiğim kilimde kale duvarı var demiştik ya, o da merdiven motifi. Bu bir dokuma tezgahı. Örnek olarak böyle sergilenmiş. Evet, şimdi ikinci kata çıktık. Burada kilimleri size göstermek istiyorum. Seyit Gazi'den gelmiş, Kırka'dan gelmiş. Tekniği ziliymiş. Bu da Seyit Gazi'den gelmiş. 20. yüzyıl. Bir asırlık kilimler yani. Öyle söyleyeyim. Biz 21. yüzyıldayız. Bir asırlık kilimler. Evet, geziyoruz yine. Ak gözü demiş adasını. Şu çok tatlı olmuş. Renklerine bak. Resmen havuz olmuş şu an. Sivrihisar'a geldiğin zaman buraya da mutlaka uğrayın. Kilimle ilgili burada bilgileri okuyacaksınız. Her birinin bir tarihi var. En az bir asırlık kilimler var burada. Halı kilim sevenler için burası gerçekten görülmesi gereken eşsiz bir yer. Şimdi devam ediyoruz. Nereye? Taner'in evine doğru gidiyoruz. Gönül Dağı dizisindeki Taner'in evi. Ondan sonra Ramazan'ın evini göreceğiz. Bakalım düğüncü Muammer'in evini göreceğiz. Devam edeceğiz. Biraz önce söylediğim gibi Taner'in evine getirdim. Burası Gönül Dağı Taner'in evi. Şu karşıdaki ev Elif Hemşire'nin evi. Şimdi dizi setlerinin olduğu yerler hep bu şekilde zincirlerle kapalı. Giremezsiniz böyle. Bu sokak Mısır Sokak diye geçiyor. 17 numara. Burası Elif Hemşire'nin evi. Bu da dizi seti evi. Buradan devam edeceğiz. Sağdan devam ettiğimiz zaman Ramazan Kaya'nın evine gidiyoruz. Gördüğünüz gibi dizi setlerinin olduğu evlerin çoğunun kapısında bu şekilde kilit var. İçeri giremezsiniz. Sadece set için kullanılıyor. Zira içerisi zaten boş. Yani eğer hiç bilmiyorsanız bile buraların set yeri olduğunu anlayabilirsiniz. Kapısında kilit varsa. Gülsüm Özbey'in halk eğitim merkeziydi. İçerisi gözükmüyor.
Camı kapamışlar. Burası Hüseyin Kaya'nın dükkanı. Burası da Muammer'in dükkanı. Bak içeride saz falan duruyor. Şimdi Sefer'in yanmış evine doğru gidiyoruz. Rıfat'ın kahvesi ve Zahide'nin köfte salonu var. Onları göreceğiz. Ondan sonra da Zayma Konağı'na doğru yol alacağız. Burası minibüsten sonra açtıkları köfte salonu. Zahide ablanın yeri diye zaten camda yazıyor. Köfteciliğe ilk başladıklarında minibüste yapıyorlardı. Daha sonradan minibüs tekrar hatta kavuşunca bu dükkanı açmışlardı. Burası orası. Şimdi Rıfat'ın çay ocağına doğru gidelim. Burası Rıfat'ın kahvesi. Kahve biraz kalabalıkmış. Evet, devam ediyoruz. Buradan ileriye doğru. Artık Zaymağa konağına gideceğiz. Fakat yiyecek bir yer bulursak yemek yeriz. Bir de buralara kadar gelmişken dövme sucuğu meşhurdu. Dövme sucuk alalım. Çarşıyı gezelim. Araslar Çarşısı var, oraya da gidelim. Geldik Araslar Çarşısı'na. Burası belediyenin kadın girişimciler için tahsis ettiği yer. Burası da dizide tatlı Ramazan'ın işte nişan şeyinin alındığı yer. Evet. Biz de buradan bir şeyler alacağız. Ama iki gün dayanırız. İstanbul'a götüreceğim. Bu yarım kiloluk paket arkadaşlar. Şerbeti de ayrı böyle bu şekilde alıyoruz. Ben şimdi bunu yola götüreceğim İstanbul'a. İki gün arabanın arkasına kalacak. Şimdi buradan baklavayı aldık. Yukarıya doğru devam ediyorum. Dövme sucuk almaya gideceğiz. Varlık sucukları varmış. Bulabilirsem ondan alacağım. Burası Varlık Sucukları. Evet. Aşağıdaki teyzeye sordum. Dedi ki bizim halk oradan yer, başka yerden alma. Ben de buraya geldim. O yüzden buradan aldım sucukları. Şu an 66'nın yapıldığı atölyedeyim. Burası tam dağın arkasında kalıyor. Toprak bir yoldan geliyorsunuz buraya. Biraz gelmesi zor ama burası 66'nın atölyesi. Tabii atölye kapalı, ben şuradan size göstereceğim. Zaten kapıda da 66 yazıyor. Spreyle yazmışlar. Evet, 66'yı görüyorsunuz. 66 içeride. Ama tabii kilitli. Kilitli olduğu için giremiyoruz. 66 burada yapılmış. Yapıldı. Yani burası Taner'in icat atölyesi. Şimdi tabii kapı açık değil. Çekimler 16'sına başlayacakmış. 16 Ağustos'ta başlayacakmış. Olsaydı görebilirdik. Çekimde tabii bu mekanların hepsi açık oluyor o zaman. Dizi ekibiyle tanışırdık ama ne yapalım, benim kısmetimde yokmuş. Biz erken bir tarihte geldik. 6 Ağustos bugün. Dolayısıyla şimdi Zayma Konağı'na gideceğiz. O da önemli bir yer. Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yer teşkil etti.
Gittiğim zaman orada açıklayacağım onu da. Evet, burası işte Çal Dağı'nın tam arkasında. Onlara göre Gönül Dağı'nın arkasında. Buraya geliyorlar. İşte bütün icat çalışmalarını burada yapıyorlar. İşte 3 amcaoğlu. Üçü de burada çalışıyordu. Aslına bakarsanız bunun arka tarafı bir ahır. Ama dizide sadece bu tarafını siz görüyorsunuz. Buradan zaten çekim yapılıyor. Şu alandan çekim yapılıyor. Buradan giriş vermişler. Bu taraf ahır. Buraya da gelmişken görmek istedik. Makineyi de size gösterdim. Evet, devam edelim yolumuza. Evet, şimdi Zaimağ Konağı'na geldik. Konağa doğru gideceğiz. Yol biraz dar olduğu için ben arabayı dışarıya park ettim. Şöyle bir yoldan ilerleyeceğiz. Cumhuriyet öncesi Kuvayi Milliye'nin kurduğu Bakanlar Kurulu'nun Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara dışında ilk kez toplandığı ve önemli kararların alındığı konak olarak tarihte yerini almıştır Zaimağ Konağı. Zira Sakarya Meydan Muharebesi sonrası 24 Mart 1922 Cuma günü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve Ankara Hükümeti'nin bakanları İtilaf Devletleri'nden gelen ateşkes teklifine son şeklini vermek için Sivrihisar'a gelirler. O gece Zaimağ Konağı'nda bazı kararlar alınıyor ve Ankara'ya gönderiliyor. Bakanlar Kurulu ateşkesi Anadolu'nun hemen boşaltılması şartıyla kabul eder. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz konak Zaimağ Konağı ve orada Atatürk'ün yatak odası falan da var. Atatürk'ün o dönemdeki kullandığı eşyaları falan göreceğiz. Malatya'nın Darel'den gelmektedirler. Selçuklu soyundandırlar. O dönem Mehmet Padişah'ı tarafından Zaimağ'a yetki veriliyor. Sivrihisar'a gönderiliyor. Buradaki görevi devlet adına vergi toplaması, bir de at sipahileri besleme göreviyle Sivrihisar'a geliyor. Sivrihisar'a geldikten sonra da 1902 yılında bu konağı inşa ettiriyor. Bu konak o dönemde de ordu tarafından buluşma yeri olarak kullanılmaktadır. 22-29 Mart 1922 tarihinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu konağa geliyor, bu konakta konaklıyor. Meclis dışında ilk defa burada bir toplantı yapıyor. 24 Mart 1922 gecesi Bakanlar Kurulu'nda toplayıp en büyük anlaşmayı burada sağlıyor. O döneme ait eşyalarla bu katta aile yaşantısı anlatılıyor. Üst katımız bir müze, yani Atatürk'ün gelip kaldığı yatak odası, Atatürk'ün çalışma odası, Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı masa, vekillerle birlikte onları da üst kısımda göreceksiniz. Bu bina tamamen ahşap ve 120 yıllık bir bina. Şimdi biraz sonra size atamızın toplantı esnasındaki bal mumundan heykel görüntülerini göstereceğim. Burası atamızın yattığı yer, uyuduğu yer, yatak odası. Atamızın yatak odalarıyla ilgili ortak bir özellik vardır. Yatakta her zaman ay yıldızı bayrağımız var.
o dönemden kalan kağıtlar, yani sonradan yapılmış kağıtlar değil. Islak şey olan, yani Osmanlı dönemi evrakları diyeyim size. Yani Kurtuluş döneminden kalma evraklar bunlar. Oradaki kağıtlar görmüş olduklarımız. Dokunamıyoruz ama yani hepsinde onların bir parmak izi var. Yani şu an duygularımı tasvir edemiyorum gerçekten. Yani onların bulunduğu yani bu yerde bulunmak, insanın dili tutuluyor, nutku tutuluyor, öyle söyleyeyim size. Tüylerim diken diken oluyor. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ne zaman bir şey görsem tüylerim diken diken oluyor. Yani düşünsenize atamızın yani oturduğu koltuk, yani burada oturmuş, burada kararlar alınmış, imzalar atılmış, ne bileyim bir şeyler çizilmiş, edilmiş, haritalar, planlar. Ve şu an buradasınız, yani çok ilginç, çok tarifi yok yani. Burayı da göstermeden gitseydim size olmazdı. Videoyu şimdi burada bitiriyoruz. Diyorum ki Sivrihisar'a gelin. Gerçekten gelin. Görün. Çünkü artık turistik bir yer olmayan da hızla ilerliyor. Almanya'dan, Fransa'dan, yurt dışından çok fazla sayıda turistler var. Ve hem atamıza ait, hem kendimize ait, kendi kültürümüze ait, Nasrettin Hoca'ya ait birçok şeyi burada görebileceksiniz. Aynı zamanda işte açık hava müzesiyle olsun, güzel lezzetleriyle olsun ve işte Gönül Dağı'yla ilgili, diziyle ilgili merak ettiğiniz bir şeyler de varsa onları da gelip burada görebilirsiniz. Dizi zaten 16 Ağustos'ta çekimlere başlıyormuş. Yıl içerisinde devam edecektir. Dolayısıyla set ekibini ve sette çalışan kişileri de görmek isterseniz 16 Ağustos'tan sonra Sivrihisar'a gelebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.